Beden öğreteceğim bir hafta. Güvenlik güçleri, karayolu ekipleri ve sağlık çalışanları yeni yıla görev başında girdi. Huzur ve güven ortamının sağlanması için gece boyu çalıştığı çaba gösterdi. O mesaiden izlenimler geliyor şimdi de ekranlarınıza. Güvenlik güçlerinden itfaiye erlerine, sağlık görevlilerinden karayolları ekiplerine binlerce personel yeni yılı görev başında karşıladı. Zorlu mesainin olduğu kentlerden biri Erzurum'du. Erzurum'da karla mücadele ekipleri yeni yıla görev başında girdi. Onlar yolları açarak yeni yıla merhaba dedi. Ekipler vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için çaba gösterdi. Ailenizden uzaktasınız. Burada çalışma arkadaşlarınızla beraber. Onlar mutlu huzurlu olsun, sıcakta olsunlar. Biz de yollar açalım. Biz de mutlu olalım. Amasya'daysa madenciler yerin metrelerce altında maden ocağında girdi yeni yıla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar onları yalnız bırakmadı. Görüntülü aradığı madencilerin yeni yılını tebrik etti. Hep birlikte inşallah enerjide ülkemizi tam bağımsız hale getirene kadar bu mücadeleyi devam edeceğiz. Biliyorsun biz milli enerji ve maden mücadelesi diyoruz buna. Bizim milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası enerji güvenliği. Orada da o arkamdaki arkadaşların hepsi çok değerli bu iş için bir milli görev yapıyorlar. Trabzon'daysa itfaiye ekipleri teyakkuzdaydı. İtfaiyeciler için de mesai kavramı yok. Dini ve milli bayramlarda ve şimdi olduğu gibi yılbaşında da daima nöbetteler. Yılbaşında görevde olmak, bir kamu hizmetini yerine getirmek, ihtiyaç anında milletimizin yanında olabilme güdüsüyle beraber buradayız. Yurt genelinde yoğun kalabalığın olduğu bölgelerde ise güvenlik önlemleri artırıldı. İzmir'de gece boyunca 781 noktada 8113 emniyet mensubu, 720 ekipten oluşan 2632 jandarma görevlisi, 311 personel ve 28 yüzer araçla da sahil güvenlik ekipleri görev aldı. Yurt genelinde trafik denetimleri de artırıldı. 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'deki karayollarında jandarma ekipleri uygulama yaptı. Aksaray'da 708 jandarma, 527 polis ve 473 sağlık görevlisi mesaideydi. Sivas, Bayburt, Rize'de ekiplerin sıkı denetimi sürdü. Sinop'ta ekipler havadan, karadan ve denizden denetimi sürdürdü. İl genelinde 73 ekipten oluşan 512 personel sahadaydı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni yıla Söğüt ilçesindeki altın madeninde çalışan işçilerle birlikte girdi. Vali Aygöl, maden ocağında gece mesaisinde çalışanların yeni yılını kutladı. Emektarlarımızla beraber ülkemize 2024'ün hayırlı olması diyoruz, mutlu yıllar diyoruz bütün ülkemize.